Değerli izleyiciler, bugünkü konuğumuz Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi önümde ne kağıt var, ne kalem var. Hiçbir şey yok. Bütün kalbimle, yüreğimle geldim. Sorularınızı en içten bir şekilde cevaplayacağım. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok gündemde olan bir konudan başlamak istiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası konusundaki görüşünüzü rica edebilir miyim? Kamu vicdanında yer bulmamıştır. Ağır bir karardır. Parlamento'da siyasiler arasında zaman zaman böyle konuşmalar olabilir. Amacını aşan bir konuşma değildir. O nedenle doğru olmamıştır. Kaldı ki üç buçuk sene geçmiş. O zaman böyle bir karar varsa niye anında bu kararı vermediniz? O nedenle benim Türkiye Değişim Partisi olarak bizim görüşümüz Seçimle gelen, seçimle gitmeni, seçimle gelen e, hukuk yollarıyla kesinlikle ve kesinlikle gitmemeli. Tabii ki hukuk hepimize lazım, hukuk son derece önemli, adalet hepimize lazım, ama geciken adalet adalet değildir. Evet. Peki bu zamanlama konusunda ne düşünüyorsunuz? Niye e, şu sırada oldu sizce? Bu kadar zaman geçti de belli bir amacı mı vardı bunun? E, buradaki olay şu, olay şu. E, seçim yaklaşıyor. Buna benzer polemikler de e, olacaktır. Siyasi gözle baktığımız zaman biz bunu tahmin edebiliyoruz. Ee, bana göre bir ay içerisinde istinaf bunun kararını verecektir ve bu cezayı doğru bulmayacaktır e, diye düşünüyorum. Evet ama belli bir kasıt var mı bu kararda sizce? Ee, zamanlama olarak çok manidar. Zamanlama olarak çok manidar. Evet o yüzden sordum. <laughs> evet evet evet. <laughs> Peki efendim çok tecrübeli bir siyasetçisiniz ve uzun yıllar boyunca CHP ile ve türevi olan partilerle çalıştınız. O partilerle de özdeşleştiniz. Sonra yollarınız nasıl ayrıldı? Şöyle ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve DSP'de uzun yıllar siyaset yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Parti siyaset yapmaktan da gurur duydum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızdığımız için, daraldığımız için partiyi kurmadık. Cumhuriyet Halk Partisi bizim her zaman kalbimizdedir. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla en ufak bizim bir problemimiz olmadı, bundan sonra da olmaz. Ama Türkiye'nin yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. Türkiye'de siyaset çok kamplaştı çok sıkıntıda. Birinin ak dediğine birinin kara diyor. Birinin kara dediğine birisi ak diyor. Biz Türkiye'deki kaybolan bu siyasi nezaketsizliği ortadan kaldırmak için kurulduk. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Kötüleyen, karalayan parti değiliz. Çare bulan partiyiz. Biz dertlere derman almak için yollardayız. Biz Rakiplerimizin yaptığı ülke için hayırlı iş varsa bu hayırlı işleri saygıyla sevgiyle anlatan ama eksik kalanları da çözüm önerileriyle anlatan bir siyasi partiyiz. Biz Türkiye'de siyasetin yapılış şeklini ve siyasetin kuruluş şeklini yeni baştan planlamak üzere kurulduk ve Türkiye Değişim Partisi Ankara'ya, büyük bir vatan sofrası kuracağız. O vatan sofrasında Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymayacak. Bütün milletimizin karnı doyacak. O sevgi sofrasında 84 kişi mutlu olmayacak. 84 milyon mutlu olacak. Biz Ankara'da öyle bir demokrasi sofrası kuracağız ki o demokrasi sofrasında din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı asla olmayacak. Ötekileştirme yok. Ötekileştirme olmayacak. Evet. Başı açık olan kardeşim de bizim, başı kapalı olan kardeşim de bizim, Muharrem ayı da bizim, Ramazan ayı da bizim diyen bir anlayışla Ankara'dayız. Ve biz Ankara'ya e, kiracı olmaya değil ev sahibi olmaya gidiyoruz. Biz Ankara'ya yeni bir alternatif olmak üzere gittik. Biz korkmadan ve çekinmeden diyoruz ki Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir yıldız, dipten gelen bir dalga ama milletimizin de ortak noktası olacak. Bir saygıyla, sevgiyle bütün ulusumuzu kucaklamak üzere kurulan bir siyasi partisi. Evet. Peki başörtülü, başı açıklar bizim için eşittir dediniz. Bu başörtüsü konusu gündeme getirildi CHP tarafından, Kılıçdaroğlu tarafından. Bu konudaki Çok, görüşünüz Çok biraz biraz o konuda biraz yani zamansız bir, zamansız bir e, olaydı. Var Kemal Bey'in Sayın Genel Başkanım ben bunu bir art niyetli olarak değil ama bir iyi niyetli olarak getirdi ama zamansız bir olaydı. Çünkü şu anda başı açık kardeşim de işsiz, başı kapalı kardeşim de işsiz. Başı açık kardeşim de elektrik faturasını ödeyemiyor. Başı kapalı kardeşim de ödeyemiyor. Başı açık kardeşimde, kapalı kardeşimde çoluğu çocuğu şu anda mutsuz. İnsanlar başı açık kardeşim de artık yarım kilo kıyma alamıyor. 250 gram kıyma alabiliyor artık. O nedenle biz bu tip konuların siyaset malzemesi olarak kullanılmasını doğru bulmayız. Biz inançlarımız Allah'ımıza ulaşma yoludur. İktidara ulaşma olarak istismar edilmemelidir. Evet. Peki Türkiye Değişim Partisi olarak hangi değişimleri hedefliyorsunuz? Parti programınız hakkında bilgi vermek ister misiniz? Bir kere Türkiye Değişim Partisi olarak özellikle beyin gücünü önleyeceğiz, gençlerin önünü açacağız. Gençler ilkokuldan üniversiteye gidene kadar aldıkları bütün bilgisayarları, telefonları, elektronik bütün eşyalarını hiç vergi vermeden alacaklar ki donanımları olsun. Kredi Yurtlar Kurumu'nda bu evlatlardan bir tek kuruş ödeme almayacağız. Evlenecek olan yeni gençler beyaz eşyalarından ilk alacakları evden ve ilk alacakları mütevazi arabalarından vergi almayacağız ki gençleri muhteşem bir noktaya getirelim. Bizim en önemli e, olaylarımızdan bir tanesi Türkiye'nin geleceği gençlerdir. Gençlere teknolojik imkan tanıyacağız. Gençlere lojistik imkan tanıyacağız. Örneğin e, Almanya'da Biontech aşısını bulan iki tane Türkiye, biz gerekli e, kimyasal laboratuvar destekleri verseydik o Biontech aşısını Türkiye'de evet, bulacaklardı. Kesinlikle. Ona benzer gençler daha Türkiye'de yok, gençlerin önüne açılsın. Kadınlar, kadınlar, kadınlar. kadınlar ne kadar kadınlar. aktif olursa o kadar iyi iş hayatında. Kadınlar, 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 kadınlar. Çok önemli. Olmasa olmaz, olmasa olmaz, olmasa olmaz. Kadınlarımızın önünü açmamız lazım. Girişimci kadınlara destek vermemiz lazım. %50 kadın çalıştıran firmaların SSK'larından, gelir vergilerinden ve yüzde %50 çalışıyorsa belli bir oranda vergiyi almamak lazım. Pozitif ayrımcılık. Kadın girişimcilere destek vermek lazım. Evet. İkincisi, bakın burada şu anda aklıma geldi, üzerinde çalışıyorum ve ilk defa bir şey söylüyorum. Buyurun. Kadınlarımız, kadınlarımız gece çalışmayacaklar. Kadınlarımız fabrikada gece çalışmayacaklar onları gündüzü almamız lazım ona göre planlamamız lazım bir anne bir kadıncağız düşünün ki 3'te e, işe giriyor 3 var alıyor gece 11'de çıkıyor Çok o zor kadıncağız zor. evine nasıl gelecek Çok zor. Evde o de evine var, nasıl gelecek evine torbine... nasıl gelecek giderken nasıl gelecek efendime evet. e, 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 söyleyeyim çoluğuna çoluğuna başka bir şey. Gece 11'de vardiya alıyor, sabahleyin saat 7'de çıkıyor. Gece 11'de çocuğunun yanından ayrılıyor, annesinin babasının yanından ayrılıyor, eşinin yanından ayrılıyor. Bugün burada bir şey söylüyorum. Türkiye Değişim Partisi iktidarında kadınlarımız kesinlikle gece vardiyelerinde çalışmayacaklar. Kadınlarımız sabah 8'den akşam saat 5'e kadar çalışmalarını yapacaklar ya da sabah 7'den 3 vardiyesine kadar çalışacaklar. Ona göre bir planlama yapılacak. Kadınlarımız son derece önemli kadın cinayetlerini önlemek istiyorsak kadınlarımıza baskıyı önlemek istiyorsak erkekleri bilinçlendirmemiz lazım. Kesinlikle. Kadınları da bilinçlendirmemiz lazım. Her şey ekonomik, 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 ekonomik. Kadınlar Bütün, bağımlılıktan kurtulacak. Kadınlar bağımlılıktan kurtulmalı. İkincisi kadınlarımıza o nafaka konusunda konuşmak lazım. Ömür boyu nafaka olur mu olmaz mı? Siz ne diyorsunuz mesela bu konuda bir sen? Şey? Nesin? Bence desteklenmesi lazım. Ömür eğer, boyu nafaka. Yani eğer bir gelir nafaka. evet, olmalı. Evet, evet. Bence bu konuyu olmalı. tartışmak lazım. Kesinlikle. Ona göre planlamak Çünkü, lazım. Ya, ama şöyle, eğer kendi işi varsa, maaşı varsa tamam, o tartışılabilir. Fakat o kişinin ek bir geliri yoksa, bir işi yoksa kesinlikle ömür boyu olmalı. Evet, iyi bir şekilde bakmak lazım. Onu planlamak lazım. O da şöyle oluyor. Nafaka'yı ömür boyu alan bir hanımefendi farklı çalışmalar içerisine giriyor. Anadolu erkeğinde ne olduğunu biliyorsunuz. O farklı çalışmalar, onu hazmedemiyor, evet. ona bakmıyor. Ondan sonra da iki açıdan bakmak lazım. Toplumu ö, bilinçlendirmek lazım. Neden Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de yılda bir ya da iki tane, inşallah hiç olmasın kadın cinayet oluyor da, Türkiye'de 300'ün üzerinde kadın cinayet oluyor. Buna detaylı bir şekilde bakmamız lazım. Türkiye'deki e, şimdi... Aileden gelen eğitim de çok önemli, evet, bilinçlendirme. Evet, evet. Türkiye Değişim Partisi olarak bunları çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. Ekonomik milliyetçilik yapacağız. beşte formüllerimiz olacak. Harika. Peki mevcut siyasi ittifaklara katılmayı düşünüyor musunuz veyahut da yeni bir e, siyasi ittifak oluşturmayı düşünüyor musunuz? Ya Türkiye Değişim Partisi ciddi bir parti. Türkiye Değişim Partisi Türkiye'mizi yönetecek olan bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi er geç iktidar olacak ama çok geç değil bizim görüşlerimizden faydalanmak isteyen siyasi partiler olursa bizimle görüşmek isteyen partiler olursa biz onlarla sohbetlerimize devam ediyoruz. Ama ben bu ikili sistemin doğru sistem olmadığına inananlardanım. Bu ikili sistem yani Türkiye'de iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece güçlü ve cesur bir ülkedir diye bakıyorum. Türkiye'de yükselen iki tane parti var. Birisi Yeniden Refah Partisi ciddi bir şekilde yükseliyor. İkincisi de bizim partimiz İyi Türkiye Değişim Partisi güçlü bir şekilde yükseliyor. Bir olabilir mi? Yeniden Refah Partisi ile Partisi değişim Bizim birçok siyasi partiyle şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu siyaset şöyle bir şeydir. Son gün, son saat, son dakikaya kadar bu görüşmeler devam eder. Şunu ifade etmek isterim. Mesela Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar demokrasi deneyimi son derece güçlü, enerjik ve dinamik bir ülkedir. siyasette alternatifler düzelmez. Ama bizim ölçümüz şudur bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, ulusal birliğimizden ayrılmayan, inançlara saygılı, laikliği savunan, cumhuriyetimizin değerlerini geliştirip güçlendiren, evrensel hukuk kurallarına evet diyen, üretimi destekleyen, esnaflarımızın, sanayicilerimizin, tüccarlarımızın yanında olan, alın teri ve emeğin hakkını veren Hudut ve Bayrak Birliği diyen her siyasi partiyle görüşürüz. HDP de olabilir mi? Bazıları HDP mecliste temsil edilmemeli diyor. Siz bu konuda Yok, ne düşünüyorsunuz? Yok ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum ama HDP'nin de Türkiye partisi olmasını çok arzu ediyorum. Terörle arasına duvar koyduklarını açıklamalarını arzu ediyorum. Orada da çok değerli Türkiye için son derece yararlı isimler var ama HDP Türkiye Partisi olursa HDP ile de rahatlıkla görüşür herkes. Ben 5,5-6 milyon oyun dışarıda kalmasını doğru bulmam. Burası bir bakkal dükkanı değil ki ben burayı kapatıyorum değilsiniz. Orada binlerce insan var. Önemli olan, önemli olan şeyi anlatabilmek. Yani Türkiye'yi anlatabilmek, Türkiye'nin güzelliklerini anlatabilmek, Türkiye'deki barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını anlatabilmek. Mesela Türkiye Değişim Partisi bir bölge partisi değil, bir etnik köken partisi değil, bir tari bir tarikat, bir tarikat partisi değil. Böyle aşırı milliyetçiliği savunan bir parti değil. Evrensel hukuk kurallarına uyan, sağ ve solu birleştirecek olan bir siyasi parti. Çünkü Türkiye Değişim Partisi diyor ki, kırılmış, dökülmüş, kıyıda kalmış, köşede kalmış milyonlarca yurttaşımızı bir toprak sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi etrafında birleştirmek üzere kurulduk. Türkiye Değişim Partisi diyor ki sağ ve sol diye insanları yıllarca böldü, parçaladılar. Laikti, anti layık diye böldü, parçaladılar. Başa çıktı, kapalı diye parçaladılar. Aleviydi, Kürtlüydü, Sünnüydü, Lazlı, Çerkez diye parçaladılar. Hayır. Biz diyoruz ki gövdemiz Türkiye. Türkiye'den vazgeçemeyiz. Sağ eleizmi kesip atamayız, sol kesip atamayız. Gövdemiz Türkiye sağ ve sol elimizi vicdan diye, merhamet diye, adalet diye, saygı diye, sevgi diye birleştiriyoruz ve Türkiye'nin en demokratik partisi Türkiye Değişim Partisi. Çünkü Türkiye Değişim Partisi sorun üreten parti değil, çözüm, çözüm. üreten parti, Dertlere derman olan bir parti. Hı. Buradan bir kez daha sayın işte şöyle anlatmak istiyorum: Başın düşerse dara sarı gülü ara. Ne güzel, şahane bir motto. <laughs> Zaten tek çare Sarıgül. Duvarlarda bu yazar uzun yıllardır artık sağ olun, sağ olun. erkeksiz bir çare olarak Çok görüyor. Peki biraz önce tarikatlardan da bahsettiniz. Ne düşünüyorsunuz bu tarikatların ülkemize etkileri ve en son bu 6 yaşındaki çocuğun Şöyle, evlendirilmesi konusu? Son derece üzülüyorum. Evet. Oh. Ee, tarikatlar e, bir Türkiye gerçeğidir. İnançlarımızı, örfümüzü, töremizi e, korumak için yıllardan beri Osmanlı'dan bu tarafa gelen bir yapıdır ama ölçüleri çok kaçtı. Çok farklı kontrolsüz. E, farklı kontrolsüz bu tip olaylar beni üzüyor. Bu tip olayları konuşmak da inanın ki beni alabildiğine rahatsız ediyor. Kesinlikle doğru bir şey değil. Bunun için ağır ceza getirmek lazım. Yani evlenme yaşı kardeşim 18. Sen 11 12 diye nasıl söyleyebilirsin? Böyle bir şey olabilir Kesinlikle. mi yani? buna bakmak lazım ama bununla ilgili de işte Türkiye'de şöyle bir şey yapmak lazım. Bazı konularda bütün siyasi partiler birleşip ama bu şimdi olmaz. Seçimden hemen sonra. Seçimden hemen sonra. Çünkü şu anda seçim atmosferi herkes oy alabilmek için ona göre konuşuyor, çalışmalar. Biz öyle bir parti değiliz. Biz oy almak için dolaşmayız. Biz gönülleri fethetmek için dolaşırız. Bizim için makam da mevki biz bunları çok yaşadık hanımefendi. Ben Türkiye'nin en genç gençlik kolu başkanı olduğum ilçe başkanı olduğum il başkanı olduğum uzun yıllar parlamento öğrencilik tabii, itibaren tabii tabii kesinlikle uzun yıllar parlamentoda bulundum. Evet. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Türkiye Değişim Partisi sorumluluğunun bilincinde olan bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi nereden geldiğini biliyor, nereye gittiğini de biliyor. Şişli Belediye Başkanı olarak da çok büyük yenilikler çok, yaptınız. Çok, çok. Ee, belediyecilik konusunda da öncülük ettiniz. bakın şöyle da. bir şey düşünün. Şanzeli Paris Şanzelize'de, evet. Berlin Kudam'da, Londra Piccadilly'de, New York 5. Caddede ne varsa evet. Nişantaşı'nda da o vardı. Modern. Modern, şık, kaliteli. Şimdi bak hoş. bizden sonra ne adı var ne sanı Maalesef. var. Çünkü söndü. Söndü, ışığı söndü. Bravo. Kesinlikle. Çünkü şöyle e, hanımefendi belediyeler, şehirler çocuk gibidir. Bakarsanız size gülerler, bakmazsanız ağlarlar. Şu anda şişlerin ışığı sönmüş vaziyette. Katma değeri yok denecek kadar evet. az. Ekim, Kasım, Aralık ve ocağın 15'ine kadar, ocağın 15'ine kadar yaklaşık olarak 90 günde 105 günde o gördüğünüz şişliye ve nişan Altı buçuk milyon insan gelirdi. Evet. Bütün esnaf Çok yapardı, cıvıl cıvıldı. Evet. Aynı zamanda yılın 300 günün 300 günü Tabii. de aktifize korkduk. Sanatçılar gelirdi, evet. sanat vardı, kültür sergiler. vardı, eğitim vardı, evet. sergiler vardı, sanat galerileri vardı. Evet. Avrupa Birliği günlerinde bütün büyük şehirler oraya gelirdi. Bir ülke markalarla güç kazanır. Markalar orada e, geçit yapardı. Gençlerin özel günü vardı. 19 Mayıs'ta, 23 Nisan'da anneler gününde, sevgililer gününde milyonlarca insan oraya toplardık. Bir çekiliş yapardık ve sponsorluk yapan bir firma onların arabalarını verirdi, giyim uçamlarını verirdi. Yani hareket, hareket, hareket. Ülkenin İstanbul tanıtımına da fayda sağlıyordu bravo, bravo. aynı şekilde. İnanın ki, <laughs> ki yeni yılda televizyonlar, Alman e, RTL... Fransız TV5, BBC, Uluslararası Fox bütün dünyayı yayınlardı. Bir de İstanbul'dan da Nışantaşı'nı yayınlardı. Ne güzel kesinlikle. Yani kalbiydi değil mi Türkiye'nin? Evet, evet, yani evet. Modern böyle kültüre, sanata önem veren gelişmiş bir yer olarak. Peki Z kuşağı ile aranız nasıl? Ne düşünüyorsunuz Z kuşağı hakkında? Gençleri Yorumunuz? çok seviyoruz. Sosyal medyadan onlara ulaşıyoruz. Özellikle TikTok çalışmalarıyla onlarla beraberiz. Biz gençlerin ne istediğini biliyoruz. Neler arzu ettiklerini biliyoruz ve onların sorunları üzerinde de çok çalışıyoruz. Mesela Kredi Yurtlar Kurumu'nun adını Öğrenci Konaklama Merkezi olarak değiştireceğiz. Ve evlatlar üniversiteyi bitirene kadar bir tek ödeme yapmayacaklar. Eğitimde eğitimde hakça ve adil bir düzen kuracağız. Eğitimde kuracağımız hakça ve adil düzenle fabrika sahibinin çocuğu hangi okula gidiyorsa o fabrikada çalışan işçi arkadaşımın çocuğu da aynı okula gidecek. Ee, Türkiye'nin geleceği eğitimdir, Türkiye'nin geleceği gençlerdir ama eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak durumundayız. Bir özel koleje giden evlatla evet. devlet okuluna giden aynı, aynı eğitimi şartlar. almıyor ama... İmtihana girerken aynı sorularla Barsın. imtihan oluyor. Bu da bir öğretmen olarak, bir öğretmen olarak beni son derece üzüyor. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu ve sınıf öğretmeni olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki eğitimde fırsat eşitliğini Türkiye değişim partisi olarak sağlayacağız. Altını çiziyorum altını özellikle çiziyorum. Çok Fabrika sahibinin evladı, 5 yaşındaki evladı hangi okula gidiyorsa, o fabrikada çalışan işçi arkadaşının evladı da aynı okula gidecek. Bunun örneğini Almanya'da, İsviçre'de, Danimarka'da, Norveç'te İskandinav ülkelerinde görebilirsiniz. Harika. Şimdi Z kuşağından bahsettik. Ee, TikTok'larınız çok güzel. Peki bu YouTuber Oğuzhan Uğur'la aranızda bir konu mu var? var. O sizi çağırdı, mi? Var, nasıl var. oldu? Ee, Oğuzhan başarılı bir çocuk Güzel bir çocuk ee, Fakat e, Biz davetini bekliyoruz ee, Görüşüyoruz da kendileriyle Oğuzhan'ın her evet. sorusunu Cevaplayacağım Orada Oğuzhan varsa Burada evet. Mustafa Sarıgül var Hesabını veremeyeceğim hanımefendi Hiçbir şey yok Hayır, o sizi Oğuzhan, Oğuzhan. Evet. O beni çağıracak Ama ben istediğim gün gideceğim Onun düzenine uymam Öyle bir dünya yok Bugüne kadar madem ki beni bekletti, bugünden sonra da çağırırsa, uygun bir zamanımız varsa gideriz kendisine. Tamam. Yani atladı mı, çağırmadı mı size? Konuşuyor arkadaşlar. Konuşuyor arkadaşlar ama Oğuzhan'la <laughs> ben de konuşacağım. Konuşun. Oğuzhan'a Sarıgül'ün kim olduğunu göstereceğim. Şahane. Ama Oğuzhan'ın başına bir sıkıntı geldi. İlk yardım koşan bendim. Bir ceze şey aldılar, soruşturma için aldılar evet. emniyete. İlk müdahaleden bendim. Ama Oğuzhan başarılı bir çocuk. evet son Hangi derece başarılıydı acaba soruşturma. Yeni bir yeni bir şey flakas yakaladı. Son derece başarılı. O da tabii diyor ki Sarıgül diyor karşılığı yok diyor. Nasıl oğlum karşılığı yok? Abi diyor başkanım sen herkes o kadar seviyor ki başkası evet. olduğu zaman çok karşıt var. Ben dedim ki oğlum biz kimsenin tavuğuna kış demedik. Bize gelen vatandaşa Yıllarca sen hangi partiye oy verdin demedik. Sana nasıl yardımcı olacağız dedik ve gerçekten ben parti ayrımı, bölge ayrımı yapmadım. Kim geldiyse yardımcı oldum. Şahane. Evet. Harika. Peki efendim, e, siz iyi bir siyasetçinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini <laughs> Şöyle bir kere yaşaması lazım. Yani saat 6'da kalkması lazım. Gece 11'e kadar koşması lazım. Türkiye'yi yaşaması lazım. Halkla i̇ç, iç içe. İçten olması lazım. Sen ne olmuştu? ben buraya geldim. Tek başıma işte yanımda bir arkadaşım var. Evet. Böyle bazıları buraya bir yere televizyona Karabalık. gidiyor. 20 kişiyle, 30 kişiyle. Bu modeller yok artık. Bir yere gidiyor. Önde bir araba, arkada bir araba. Var. Bunlar doğru şeyler değil. İsraf. Kesinlikle. İyi bir siyaset Ama adamının liyakattan ve adaletten hmm. ayrılmaması lazım. İyi bir siyaset adamı... Türkiye'nin yararına olmayan hiçbir konuyu konuşmamalı. Türkiye'nin yararına olmayan hiçbir projeyi imza atmalı. İyi bir siyasetçi bugünü değil gerçekten yarını düşünmeli ve öyle kelime etmeli ki Kars'ta ne konuşuyorsa Diyarbakır'da ne konuşuyorsa İstanbul'da Florya'da da aynı şeyi konuşmalı. Orada başka, burada başka bunlar doğru şeyler değil. İyi bir siyasetçi yaşamalı, koşmalı, coşmalı <laughs> ve de coşturmalı. İki, <laughs> iki yandan değil candan konuşmalı inanmadığı bir şey söylemem. Yani o için ben söyleyeyim de ona alayım da mümkün değil. Ya. Ben yarın şunu şöyle yapacağım. Öyle değil. İnan Artık yeni düzende inandırıcı olmak lazım. Siz burada ne konuşuyorsanız konuştuğunuz burada kalmıyor. Yayınlandıktan sonra binlerce yere gidiyor. Binlerce genç onu alıyor. İki, soru sorulduğu zaman iyi bir siyasetçi ya ben sorunuza çok teşekkür ederim ama bu konuda çok hazırlıklı değilim. Arzu ederseniz biraz daha çalıştıktan sonra bu sorunun cevabını vereyim diyebilmeli. İyi bir Siyasetçi her şeyi biliyorum derse olmaz. Her şeyi bilmek zorunda değil. Onun görevi en iyi bilenlerle çalışma. Bu bir takım oyunu. Bu bir kadro oyunu hanımefendi. Şu anda edebilirim. biz bu yayını yapıyoruz. Evet. Rejide bir arkadaşımız var. Ondan önce geldi, ışığı birisi ayarladı, kamerayı birisi ayarladı. Bir takım oyunu. Evet, bir sinerji oluyor. Siyaset bireysel bir konu değil. Evet. Siyaset adamı şunu düşünecek. Başarı üç şeyden geçiyor. Lider. Kadro, proje. Lider, dokusu olacak, enerjisi olacak, heyecan olacak ama iyi bir kadro kuramazsa tenekeden teyyar olur. Hiçbir işe yaramaz. İyi bir o kadroda iyi proje üretecek. Mesela bizim ekonomik milliyetçiliğimiz, beşte formüllerimiz, e, Kocatepe'ye bağımsız Türkiye, Fatih Sultan Mehmetlerde bizim, Alparslanlar da bizim, Mustafa Kemal Atatürklerde de bizim. Yani ayrıştıran değil, bütünleştiren, yani sinkaflı bir konuşma değil, en kızdığınız insanın bile iki tane iyi yönü olduğunu unutmayın. Size ağır gelen sözü başkasına söylemeyin. Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. İncinsen de incitme kültüründen vazgeçmeyin. Evet, ekip konusu gerçekten çok önemli. Sizin gölge bakanlarınız var. Biraz bahseder misiniz bize? Şimdi biz şöyle planladık. Muhalefet partilerinin görevi nedir? İktidara hazırlanmak iktidar hazırlanırken kimle hazırlanacak? Vatandaş soruyor ya sen bu ülkeyi kimle yöneteceksin? Evet biz bu ülkeyi Engelliler Bakanlığı kurulmasını arzu ediyoruz ve engelliler Türkiye'de 10-12 milyon engelli evladımız var. Bunlar bir genel müdürlükle yönetilemez. Mutlaka Engelliler Bakanlığı'nın kurulması şart. Dolayısıyla dolayısıyla biz Engelliler Bakanı olarak da Gündür Kamaşak Hanım Efendi'yi Engelliler Gölge Bakanı olarak açıkladık. Çok güzel. Milli Eğitim Bakanlığımıza Şefika Keskin hanımefendiyi açıkladık. Türkiye'de 15 milyon esnaf var. Allah'ım devletimizin ışığını ve esnaflarımızın ışığını söndürmesin. Esnaf bakanımızı Erol Korkut olarak açıkladık. Özellikle bir gün davet etmenizi arzu ederim. Tabii. Çünkü konu ekonomi, konu maliye. Maliye ve Hazine Bakanımız, Gölge Bakanımız, Doktor Aziz Murat Hatipaoğlu'nu e, açıkladık. Önümüzdeki günlerde diğer bakanlarımızı da açıklayacağız. Peki siz şunu sormanız lazım ya. Hı hı. Türkiye Değişim Partisi gölge Bakanlığını açıklıyor da diğer muhalefet partileri niye yok. açıklamıyor? Yok, niye açıklamıyor? Maalesef. Bu bir artık yani ben yönetimi yok. Biz yönetiyoruz olacak. Onun için Kesinlikle. takımımızı açıklıyoruz. Evet, çok güzel. Tabii şimdi gölge ileride evet. inşallah gölgesini evet. kaldıracağız. Tabii. Gerçek bakan olarak buraya gelecekler. İnşallah. Ama özellikle Maliye Bakanlığı, Engelliler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Esnaf Bakanımızı buraya çağırıp sorularınızı çok memnun olurum. Tabii çok memnun oluruz biz de. Peki bu ittifaklar iki ile sınırlanmalı dediniz. Ee, özellikle altılı masa konusunda sizin görüşünüz ne? Dağılacak deniyor. Yani ben dağılmalarını çok arzu etmiyorum ama genişlemelerini arzu ederim. Niye altı yani? Niye 14 değildi değil de altı? Madem iktidara gitmek istiyorsan, iktidara teslim almak istiyorsan, iktidar bu kadar sorunluysa, bu kadar problemliyse, iktidarda bu kadar sorun varsa, bir oya ihtiyacın varsa niye altı? İtalya'da 5 yıldız hareketi çıktı. 13 tane partiyi bir araya getirdi ve geldi iktidar oldu. O zaman iktidar olmak istemiyorsunuz demektir bu yani. Niye altı? Niye sınırlıyorsunuz kendinizi? O zaman diğer oylara niye bakmıyorsunuz? Diğer muhalefet oylarını niye dikkate almıyorsunuz demek lazım. Ben önümüzdeki günlerde orada farklı gelişmeler olacak anısındayım. İnşallah hayırlısı olur. Peki hükümetin izlediği politikalar konusunda ne düşünüyorsunuz? İyi tarafları nedir? Kötü tarafları nedir? İlk 10 sene AK Parti son derece başarılıydı. 20 sene oldu. Son yıllarda yoruldular ve heyecanları bitti. Metal ama, yorgunluğu oldu ama, galiba. Ama özellikle, özellikle doğal gaz konusunda, özellikle elektrik faturaları konusunda, özellikle çiftçilerimiz konusunda, özellikle engelliler konusunda, özellikle emekliler konusunda, özellikle eğitim konusunda maalesef son yıllarda arzu edilen başarı yok. Keşke olsaydı. Bir örnek vermek isterim. 20 sene önce Türkiye'deki 25 sene önce Türkiye'deki dünyadaki ilk 500 üniversite içerisinde Türk üniversitelerinden iki tane üç tane vardı. Evet. Şimdi bir tane üniversite evet. yok. Maalesef. Bu da bizi alabildiğini üzüyor. Eskiden Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi mutlaka bunların içerisinde vardı. Evet. Şimdi maalesef bunlar yok. Bunlar bizi üzüyor. İkincisi köylümüz perişan vaziyette. Tohum alamıyor mazot alamıyor Dışarı gübre bağımlayız. gübre alamıyor ilaç alamıyor. Son 20 yılda 2,5 milyon çiftçimizden 2 milyonu şu anda inanın ki üretimi bırakmış vaziyette. Biz fiyatları <laughs> bakkalda, kasapta, markette önleyemeyiz. Biz fiyatları nerede önleriz? Tarlada Tarım'dan önleriz. Başlayayım. Onun için, onun için tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim. Türkiye Değişim Partisi'nin ana konuları budur. Ama son özellikle son özellikle son 3 yılda Dış politikada Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dönemine baktığımız zaman bir başarılı dönemi rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle de yani bunlar eleştirdiğim yönleri bir de artı yönlerine bakalım. Mesela Ukrayna, Rusya, Dışişleri Bakanlarının bir e, Antalya'da yaptığı toplantı evet. dünya kamuoyu açısından bizi son derece etkilemiştir. Evet. E, Amerikan ve Rus istihbarat başkanlarının Türkiye'de geçen günlerde yaptığı bir toplantı ve Türkiye için bir başarı vesilesidir. Tahıl koridorunun açılması ve bu konuda Türkiye'nin liderlik etmesi önemlidir. Özellikle Mavi Akdeniz konusunda yapılan çalışmalar değerlidir. Ama NATO'ya tavır koyulmaması da üzüntü vericidir. NATO'ya mutlaka tavır konması gerekiyor. Özellikle mülteciler konusunda bir taraf olması lazım. Bu konu gelecekte Türkiye için son derece önemlidir. 30 tane NATO üyesi bizdeki 6,5 milyon mülteci eşit olarak alması lazım. Almıyorsa biz İsveç ve e, Finlandiya. Finlandiya'nın NATO'ya girişine kesinlikle onay vermememiz lazım. Bunlar da masada bekleyen sorunlar. Umarım ki e, bunlar da çözerler. Evet. Peki Türkiye'nin Şangay Birliği'ne yönelmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben bir kere Türkiye'nin Amerika'dan süratle uzaklaşması kanısındayım. Amerika bugün Güneydoğu'da sınırımızda yapılan operasyonların tamamının arkasında ne yazık ki Amerika vardır. Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir. Amerika kalleştir. En büyük kalleş Amerika'dır. Bugün Mehmetçiğimiz şehit geliyorsa arkasında Amerika vardır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir savaş varsa o savaşın arkasında da mutlaka Amerika Birleşik Devletleri vardır. Ben e, Amerika'nın dışında atılacak olan her çözümü Türkiye'nin hayrına ve yararına olacağına inanıyorum. Evet, Amerika genellikle doğal kaynakları güçlü olan yerlerdeki demokrasiyi tesis etmeye çalışıyor. Amerika, Amerika menfaat olmayan evet. hiçbir yere gitmez. Hı. Rusya-Ukrayna savaşını Rusya başlatmamıştır, Amerika başlatmıştır. Amerika Zelenski'yi getirmiştir, bir sanatçıdır, tiyatrocudur, başkan yapmıştır. Ondan sonra tarih etmiştir, NATO'ya gireceğim, NATO'ya gireceğim diye. Yunanistan'a, Rusya'ya demiştir, kardeşim ben yanı başımda Amerika'yı istemiyorum. NATO kim? Amerika'nın bir aparatı, Amerika'nın bir uydusu, şimdi NATO objektif olsa Türkiye Değişim Partisi'nin de yapamazlar. NATO objektif olsa Yunanistan adalarına 500 tane tak koyuyorsun. E ben de NATO ülkesi, 250'sini bana getir, niye oraya koyuyorsun? Orantısız bir şekilde Yunanistan adalarında NATO ve Amerika e, silahlanıyor. Biz bunda doğru bulmayız. Biz bakın tü, Türkiye'de muhalefet partileri içerisinde Amerika'ya baş kaldıran tek parti Türkiye Değişim Partisi. Bunu diğer parlamentodaki partilerden par 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 duyamıyorsunuz. Bakın tekrar söylüyorum. Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir, Kalleş Amerika'dır. Evet. Peki Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusundaki düşünceniz nedir? Ben bu düşüncemi Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gittim. Atina parlamentosunun önünde Türk bayrağını açarak Miçotakis'e dedim ki ey Miçotakis... Biz barış için buradayız. Biz sana barış elimizi uzatıyoruz. Sen bize yumruk sıkıyorsun. Sıkılı yumrukla barış olmaz, Michotakis. Baban Yunanistan'da darbe olduğu zaman Türkiye'ye sığındı ve Türkiye'ye geldi. Sayın Michotakis, akıllı ol. Amerika sana çok uzak, Türkiye sana son derece yakın ve sayın Michotakis Ay'dan post, Amerika'dan dost olmaz, sen Türkiye'ye güven diye ben giderek Yunanistan parlamentosunun önüne gittim. Onurla ve gururla atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bayrağı Yunanistan parlamentosunun önünde açtım. Harika. Evet. Peki bu İstiklal Caddesi'nde olan kanlı saldırı YPG örgütü üyesi tarafından gerçekleştirildi dendi. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ben istihbarat örgütlerimizin daha iyi çalışmasını arzu ediyorum. İstihbarat teşkilatına büyük destek vermek lazım. Keşke olmasaydı ama olduktan sonra kısa zamanda istihbarat birimlerinin devreye girmesi ve yakalanması istihbaratımızın ve emniyetimizin de bir başarısıdır. Hasetler, fesatlar, münafıklar, şer güçler ülkemizi bölmek isteyen, parçalamak isteyenler olacaktır. Teröre karşı hep birlikte dimdik durmamız lazım. Evet. Değerli başkan sizinle sohbet Peki, çok keyifliydi. Çok Son olarak izleyicilerimize, halkımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var evet, mı? Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye Değişim Partisi olarak varlığı savunan bir partiyiz. Bereketi savunan bir partiyiz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin, emeklilerimizin önünü açmak istiyoruz. EYT mağdurlarının mutlaka mağduriyetlerinin giderilmesini arzu ediyoruz. 300 binin üzerinde kader mahkumu var. Bu kader mahkumları pandemi koşulları münasebetiyle yeteri kadar çeklerini, senetlerini ödeyemeyen esnaflarımız var. 2,5 milyonun üzerinde ehliyet mağduru var taksilerine, kamyonlarına, minibüslerine, otobüslerine ve tırlarına binemiyorlar. Uyuşturucu batağına bulaşmış binlerce gencimiz var. O nedenle affet Türkiyem diyoruz. Anneler için, babalar için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem diyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz. Kardeşlik hukuku affını arzu ediyoruz. Benim devletim vicdanlı devlettir, merhametli devlettir, adaletli devlettir. Benim devletim şefkatli devlettir. 300'ün üzerindeki kader mahkumlarına, kucak açacaklarına gerçekten inanıyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak başı açık kardeşim de bizim, başı kapalı kardeşim de bizim. Türkiye Değişim Partisi olarak Malazgırt'tan Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye diyen bir partiyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak Alparslanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim diyen bir siyasi partiyiz. Hayat pahalını yok etmenin yolu ekonomik milliyetçiliktir. Ekonomik milliyetçilik gerçekten özellikle ve özellikle kendi tarımımıza, yerli malı, yurdum malı herkes ona sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Ekonomik milliyetçilik anlayışımızla köylümüze destek vermemiz lazım. Son 20 yılda 2,5 milyon çiftçimizin 2 milyonu ne yazık ki tarımı bıraktı. Niye bıraktı? İlaç pahalı, mazot pahalı, gübre pahalı, tohum pahalı. Bize 20 sene önce hibrit tohumu 1'e 5 veriyordu ya ucuz olarak İsrail tohumunu verdiler ve ata tohumumuzu yok ettiler. Tekrar ata tohumumuza dönmemiz lazım. Yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı. Bu noktada TOG'a gittim diye bazı okumuş cahiller beni eleştirdiler. Şunu bilsinler ki ben üretimin yanındayım. Kim olursa olsun TOK sanayi hakkıyla, mülkiyet hakkıyla Türkiye'de üretildiği Üretimi Türkiye'de yapıldığı için bir yerli malıdır, yurdun malıdır. Herkes e, onunla beraber olmalıdır. İtalyan arabalarına, Fransız arabalarına, İngiliz arabalarına güle güle. Hoş geldin TOG. Yerli malı, yurdun malı. Herkes TOG'u kullanmalı diyorum. Bu duygularla size çok teşekkür ediyorum. Biraz Türkiye Değişim Parti'mizdeki binlerce arkadaşımın izleyenlere selamlarını ve saygılarını iletiyorum. Değerli başkan katılımınız bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.